Günaydın aşkım. Uyanmadın mı daha? Özledim. Neredesin aşkım? Neden cevap vermiyorsun? Sorun mu var? Görüldü atıyorsun, cevap yok. Lütfen yaz. Koray, aşkım. Aşkım. Neredesin sen Koray? Bir tanem biliyorsun sınavlar falan var. Sen de dönemedim bir türlü. Aşırı yoğun bir gündü bak. Çok özür diliyorum seninle. Telafi edeceğim kendimi, merak etme. Hoş geldin. Özledin mi bakayım beni? Tabii ki özledim. Evet ya. O zaman bana şöyle özel bir fotoğraf at da nasıl özlediğini ben de bir göreyim. Diyorsun. Evet aşkım hadi. Bekliyorum bak, hemen gönder. Ben ona çıplak fotoğraf gönder diyorum. O bana ne gönderiyor? Betül. Seni şey mi? Aşkım ne yapıyorsun? E hadi ama, bekliyorum seni. Tamam. Selam. Selam. Elif, sana bir şey sorabilir miyim? Hı hı. Hani sen şey dedin ya, bir kız çocuğunun babasına güvenmesinden daha önemli bir şey yoktur falan. Evet. Ben nasıl anlayacağım kızımın bana güvenip güvenmediğini? Ya tamam, anlarım ben karşımdaki kişinin silah mı kaçırdığını ya da yalan söyleyip söylemediğini ya da ne bileyim casus olup olmadığını da. Kızımın bana güvenip de neyi anlatıp neyi anlatmadığını nasıl anlayacağım? Sen bu soruyu sorup kızını merak ediyorsan zaten iyi bir babasın demektir. Yani bir sorun olursa anlarsın. Ama önemli olan sana güvenip anlatması. Yani arkadaş mı olmalıyım? Asla. Asla mı? Asla arkadaş olma. Onun zaten bir sürü arkadaşı var. Ama bir tane babası var. Onun babasına ihtiyacı var. Onu herkesten çok dinleyecek. Attığı her adımda yanında olacak bir babaya ihtiyacı var. Yargılamayacak. Ağlarken daha çok ağlatmayacak, gözyaşını silecek bir babaya ihtiyacı var. Senin baban böyle bir baba mıydı? Thank you.
getireyim bir çay ister misin? Ece, tabakları niye getirdin kızım? Masaya koyacağım. Anneciğim, biz yemekleri içeride koymuyor muyuz? Ben sana sadece bardakları al gel dedim. Aklım bir karış havada ha. Aşık mıyız acaba? Ne aşığı anne? Aklım karışmış, gitmişim almışım gelmişim. Ne var bunda? Ece aşık, Ece aşık. Sus, kafanı kırarım senin. Alp. Bırak o elindekini. Çabuk git ellerini yıka. Sonra da masaya yardım et. Baban gelecek birazdan. Tamam. Bana bak. Senin kafanı kırarım soğan cücüğü. Anladın mı? Aşık mı oldun? Alp. Ayrıca bana abla diyeceksin. Ben senin yaşıtın değilim. Hadi git. Elime kanık geçerse şantaj yaparım. Elime sopa geçerse şantaj yapmam. Kafanı kırarım. Ula uşak. Baban geldiğinde hala o koltukta oturuyor olursan kafanı kırarım bilesin. Bana kalmayacaksın. Ha ha. Niye yazmıyorsun ya? Ne sayıklıyorsun kızım sen kendi kendine? Yok bir şey anne. Bir şey yok anne, bir şey yok anne. Kavak yerleri. Bu ne ya aşkım? Harika olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun canım. Şöyle sıyırdım mı tamam. Baba, biliyor musun? Basketbol seçmelerine gelecekler. Ne diyorsun? Bu çok iyi bir haber. Oğlum, lan sen zımba gibisin tabii. O seçmeleri de kazanacaksın değil mi? Kazanacağım. Günü belli olsun, sen de gel olur mu? Gelirim tabii. Kaçırır mıyım? Kesin. Gidemeyeceksen söz verme hayatım. Değil mi? Doğru duydun hani. Tamam, günü belli olsun ayarlayacağım. Anlaştık. Kızım, hayırdır? Çok sessizsin bu gece. Sessiz miyim? Evet, öylesin. Öyle değil mi? Öyle. Öyle. Yani. Okuldaki dersler yoğundu bugün biraz. Bir de fazla ödevim vardı ondandır. Değilsin. Diyorum. İyi peki madem. Ne yapalım? Dersten olsun. Çalışkan kızım benim. Allah. Esra benim ufak bir işim var. Çıkmam gerekecek. O yüzden yemekten koydu. Hadi yiyeyim. Ama hemen dönerim. Merak etme. İyi. Tamam etme. Nereye baba ya? Sana göstereceğim daha bir sürü video vardı. Tamam. Gelince gösteririz. Kim bilir ne zaman geleceksin. Annem zaten birazdan başlar. Okul var yatağı diye. Tamam, sen annenin sözünü dinle. Tamam mı? Yarın gösterirsin, öbür gün gösterirsin. Günler torbaya girmedi ya. Sağ ol. Kafa gitti bak. Normal tabağa koydum. Olsun olsun, olsun. Hiç önemli değil. Hadi kızım, hadi.